Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yargı maalesef giderek artan bir oranda bu siyasi iktidar döneminde iktidarın sopası haline gelmeye başlamış ve adeta bir baskı ve tahakküm aracı olmaya başlamıştır. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki ucube sistemle birlikte saraydaki zat yüksek yargıyı direkt veya indirekt olarak belirleyerek yargıyı saraya bakar, saraydakinin gözünün içine bakar hale getirmiştir. Adeta bu günler Nazi dönemini andırmaktadır. Nazi döneminde de o günkü yargıçlara karar vermeden önce Führer nasıl karar verirdi diye kendinize sorun, ona göre karar verin denmekteydi. Bugün de maalesef aynı noktadayız. Yine yargıçlar özellikle kritik davalarda acaba saray ne istiyor? Acaba sarayın avukatları bu mahkemede müdahil mi? Acaba farklı bir karar verirsem bir yere sürülür müyüm diye korku içerisindeler ve maalesef de bundan son derece olumsuz etkileniyoruz ve adalet sistemi çürüme noktasına gelmiş durumda. Değerli arkadaşlar, çok uzun konuşabiliriz ama çok çarpıcı bir örnekle içinde olduğumuz durumu ifade etmek isterim. Gezi davası. Bakın, 2014 yılında bir dava açıldı ve sanıkların hepsi beraat etti. Çünkü sanıklar, sanık dedikleri insanlar Gezi direnişine katılmışlardı, ifade hürriyetini kullanmışlardı, barışçıl bir gösteri içindelerdi ve anayasamıza göre de barışçıl olmak kaydıyla, şiddet ve cebir içermemek kaydıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmakta serbestti. Ve biz anayasal devletsek eğer bunların gerçekten de suç olmaması gerekirdi ve beraat ettiler. Ama saraydaki korkmuştu bir defa. İktidarının sallanacağını gördü. Toplumsal muhalefetin gerektiğinde hangi noktaya gelebileceğini fark etti ve Gezi davasının cezalandırılmasını istedi. Ders vermek istedi. Siz ifade hürriyetini kullanırsanız, benim dediğime karşı çıkarsanız, yan yana gelirseniz, sokakta yürürseniz başınıza her şey gelebilir demek istedi. 2019'da bir dava daha açıldı ama bu dava sonucunda da değerli arkadaşlar biliyorsunuz beraatle sonuçlandı. Ama bu işin sonunu bırakmadılar. Bir üçüncü dava oldu. Çarşı davası ile tekrar birleştirildi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu duruş dava tekrar denk getirildi ve sonunda hukukun ve vicdanın asla kabul etmeyeceği cezalar verildi. Bakın, Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldı. Ona suç aradılar, suç bulmaya çalıştılar. Önce gezi olaylarını organize etmekten başladılar. Sonra baktılar olmuyor, siyasi ve askeri casusluk yaptı dediler. Baktılar o da olmuyor sonunda. Hükümeti ortadan kaldırmaya tam teşebbüsten ceza verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Mahkeme diyor ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sözleşmenin 18. maddesini çiğniyor. Yani Osman Kavala'yı siyasi amaçlarla tutukluyor, sesini kısmak için hapishanede tutuyor diyor. Bunu uygulamak yerine, bunun gereğini yapmak yerine maalesef siyasi iktidar ayak oyunlarıyla o anda verilen yargı kararlarıyla, hükümlerle, o anda kurulan hükümlerle kararın arkasından dolanmaya çalışıyor ve maalesef şu anda biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nde bizim hakkımızda ihlal prosedürü başlamış durumda. Değerli arkadaşlar, bununla bitmiyor. Bu kararı veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bakıyorsunuz. Yargıçlardan bir tanesi Murat Bican isimli yargıç 2018'de AKP'den milletvekili adayı olmuş. İşte bunun için anlatıyorum. İşte Sayın Bakan, siz övünüyorsunuz ya, ben on binlerce hakimi görevden aldım, FETÖ'yle mücadele ettim. Onların hepsinin atanma kararının altında ya sizin ya sizden bir önceki bakanın ve Cumhurbaşkanı'nın atama kararında imzaları var. Siz aldınız o FETÖ'cüleri yargıya. Ve sonra o FETÖ'cüleri yargıdan attık diye övünüyorsunuz. Bir marifetmiş gibi, ama yerine AKP ilçe başkanlarını alıyorsunuz. AKP milletvekili adaylarını alıyorsunuz ve böyle kararlar verdiriyorsunuz. Bitiyor mu? Bitmiyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına itirazı nereye yapacaksınız? 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Kim var orada? Akın Gürlek var. Akın Gürlek kim? Şu anda bakan yardımcısı olarak ödüllendirilmiş. Tamamlayalım. Aslında. Tamamlayalım lütfen.
Demirtaş davasında, Kaftancıoğlu davasında, Çağdaş Hukuklar Hukukçular Derneği davasında hüküm kurmuş ve ceza vermiş hakim. Ve Enis Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi kararına uymamış bir hakim. Siz Anayasa Mahkemesi kararına uymamış bir hakimi bakan yardımcısı yapıyorsunuz, ödüllendiriyorsunuz. Şimdi birazdan gelip anayasal devletten bahsedeceksiniz, anayasadan bahsedeceksiniz. Bu sizin içinize siniyor mu? Buna kim inanacak? Bu 84 milyon bu kadar yalanı duymak zorunda mı? Değerli arkadaşlar, isimlerini saymak istiyorum. Bakın Çiğdem Mater. Çiğdem Mater Almanya'dan geldi. Suçsuz olduğunu biliyor. Yargılanmış, beraat etmiş. Yargılayın beni diyor. Kaçabilir şüphesiyle tutukluyorsunuz ve 18 yıl ağır cezaya çarptırıyorsunuz. Siz böyle bir iktidarsınız. Mücella Yapıcı, kaç kez daha beraat edeceğim ya diyor. Soruyor. Kaç defa, çünkü beraat etmiş. Bakın 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Teşekkür ediyoruz Sayın Emir.